Merhabalar, ben klasikhoca.com'dan Cemal Hoca. Ön lisans sınavına sayılı günler kala ön lisans dil bilgisinden çıkma ihtimali %100 olan banko soruları ve konuları seninle hızlıca sınavdan önce tekrar etmeye devam ediyoruz. Üçüncü bölümde cümlenin ögeleriyle karşındayım. ÖSYM ön lisansta genellikle öge sıralaması soruyor bize. Ögeleri bulmamızı istiyor bizden. Bazen hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur diye de sorabiliyor. Ama son 3 sınavda hiç sormamış, 2014'te sormuş en son. Bazen hangisinin öznesi veya yüklemi sıfat tamlaması, isim tamlamasıdır diye de sorabiliyor. Ama son 4 sınavdır yine bunu da sormamış. Nereden biliyorum? Biliyorsun ki biz seninle çıkmış tüm dil bilgisi sorularını ve paragraf sorularını, ön lisanstaki soruları seninle birlikte zaten çözmüştük. Kanaldaki oynatma listelerinde bunlar var, biliyorsun. Eğer daha önce izlemediysen sınava sayılı günler kala çıkmış soruları mutlaka izle diyorum. Ben ne yapıyorum? Ben hemen özet konu anlatımına geçiyorum. Şimdi cümlenin ögelerinde biz ögeyi bulmak için kime soru soruyoruz? Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Biz gidip yükleme soru soruyoruz ve bu yüklem dediğimiz cümlede yüklem dediğimiz kelime de genellikle cümleyi bitiren kelime oluyor. Bunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Peki yükleme sorduğumuz sorular nelerdir ve bu sorular hangi ögeleri buldurur? Bunu çoğu zaman yıl içerisinde unutuyorsunuz ya da sınav stresiyle, sınav heyecanıyla o an unutabiliriz. Unutmamak için ne yapmamız gerekiyor? Aklımızda bunları nasıl tutacağız? Bak, öge bulmamızı sağlayan tüm sorular şu an ekranda. 19 soru var burada. Biz bunun 19'unu da ezberleyecek miyiz? Hayır sevgili öğrencim. Ezberlemeyeceğiz. Lütfen siyahla yazdığım yerlere dikkat et. Soruların hepsinin kökü ne ve kim? Bir de kırmızıyla yazdıklarıma dikkat et. Bazıları farklı ekler almış. Örneğin bazıları sadece i eki almış. Eğer ben neyi ve kimi diye soruyorsam, yani sorduğum sorunun son harfinde i varsa bulduğum öge belirtili nesnedir. Aklımızda bunu tutacağız. Belirtili nesne neyi ve kimi sorularıyla bulunur diye ezber yapmayacağız. Sorduğumuz sorunun sonunda i varsa belirtili nesneyi buluruz diyeceğiz. Sorduğumuz sorunun son harfleri, yani aldığı hal ekleri ED'den ekleri ise dolaylı tümleci buluruz diye aklımızda tutacağız. Şu şekilde aklında tutamazsın. Dolaylı tümlecin sorularını ben ezberlemek istiyorum. Neye, kime, kimde, kimden, neyden, nereye, nerede, nereden 9 tane falan var herhalde. 9 soruyu aklında tutmanı istemiyorum. Sorduğun sorunun son eki ED'dense dolaylı tümleci bulursun. İ ise neydi? Belirtili nesneyi bulursun. İki tanesini tuttuk mu aklımızda? Tuttuk. Peki hocam, sorduğumuz soru birden fazla kelimeden oluşuyorsa, örneğin ne zaman gibi, örneğin ne ile gibi, örneğin ne için gibi, örneğin ne asıl gibi. Ne asıl ne demek peki sevgili öğrencim? Nasıl demek? Ne içini de biz nasıl kısaltıyoruz? Niçin diye kısaltıyoruz. Ne ileyi nasıl kısaltıyoruz? Ne ile diye kısaltıyoruz. Araya bir Y harfi atıyoruz. Bunları birleştiriyoruz. Yani bunlar iki kelimeden oluşan sorulardır. Eğer nasıl diye sorduysam, niçin diye sorduysam, ne asıl ne için diye soruyorumdur. İki kelimeden oluşan her soru zarf tümlecini verir. Nasıl diye sorarsam, ne zaman diye sorarsam, ne ile diye sorarsam, ne için diye sorarsam neyi verirmiş? Zarf tümlecini verir. Tekrarlıyorum. İki kelimeden oluşan zarf tümlecini verir. ED'den dolaylı tümleci verir. Sonu i ile bitiyorsa belirtili nesneyi verir. Hiçbir şey yoksa, kök halindeyse ne ve kim şeklinde ilk sorduğumda özneyi verir. O cümlede özneyi bulduktan sonra bir kere daha ne ve kim diye sorabiliyorsam, ikinci kez sorabiliyorsam da belirtisiz nesneyi verir. Aklımda böyle tutacağım. Sınavda eğer karıştırırsam aklıma bu ipuçlarını getireceğim. Şurada idat tümleci diye bir şey var. Bu nedir hocam diye sorarsan hemen anlatıyorum sana. Bazen
İle ve içinle sorduğumuz soruların cevabı edat tümleci olabilir. Edat tümleci zarf tümlecinin bir çeşididir. ÖSYM edat tümleci de yazabilir şıklara, zarf tümleci de yazabilir. Her ikisini de doğru kabul ederiz. Hangileri içinmiş bu? Yalnızca ile ve için. Zaten ile ve için nedir Türkçe'de? Edattır. Soruları nasıl aklımızda tutacağımızı öğrendiğimize göre şimdi soruları sorarken ne yapmamız gerekir, neye dikkat etmemiz gerekir onu göstereceğim sana. Elimde iki tane güzel örnek var. Lütfen şunu unutma, sorular sadece yükleme sorulur. Ve verilen cevabı kısa tutma, yani söz öbeklerini bölme. Önce soruları sadece yükleme sor, ne demek onu göstereceğim. Senin yaptığın hatayı senin yüzüne vuracağım şimdi. Mesela şu cümleyi okumaya başlıyorsun. Deniz kenarında. Nerede? Deniz kenarında diye hemen gidip kendi soruna kendin cevap veriyorsun. Deniz kenarında gördün ya, onun nerede sorusuyla ilişkili olduğunu düşünüp hemen buna dolaylı tümleş demek istiyorsun. Böyle bulunmaz öge. Böyle yaptığın için zaten ögeleri bulamıyorsun. Biz soruları kime soruyoruz sevgili öğrenciyim? Şuradaki kelimeye soruyoruz. Yükleme soruyoruz. Gidere bir sor bakalım, nerede gider diye cevap alabilecek misin? Gidere nerede diye bile soramazsın ki. Dolayısıyla okurken gördün hemen deniz kenarındayı. Hemen nerede sorsa aklına gelmeyecek. Okurken şurada akşamları sözcüğünü gördün. Hemen ne zaman sorsa aklına gelmeyecek. Bekle, acele etme. Sona kadar oku. Soruları yalnızca şu arkadaşa sor. Deniz kenarında yürümeyi seven insanlar akşam olunca sahile gider. Kim gider? Deniz kenarında yürümeyi seven insanlar, özne hocam. Ne zaman gider? Akşam olunca, zarf hocam. Nereye gider? Sahile gider, dolaylı tümleç. Bu yapman gereken şey bu. Hemen ne yapmayacağız? Atlamayacağız. Bir de bulduğumuz ögelerin cümlede bize verilen bilgiler olduğunu düşünebilirsin. Bulduğun her öge aslında cümlede sana verilen bir bilgidir. Bu cümlede 4 tane bilgi var. Gidiyormuş birileri, yüklemde bana yapılan işin bilgisi veriyor. İşin bilgisini veriyor. Kimin gittiğini söylüyor. İkinci bilgi. Ne zaman gidildiğini söylüyor. Üçüncü bilgi. Nereye gidildiğini söylüyor. Dördüncü bilgi. 4 tane bilgi var. 4 tane ögem var. Bitti. Bu kadar basit düşün lütfen. Şimdi alttaki cümlede aynı şeyleri yapacağız sana. Seninle. Hemen akşamlarını görünce zarf tümleci diye atlamak var mı? Yok. Bir okuyalım hangi bilgiler var diye bakalım. Boş ver öge çözmeyi falan. Bu cümlede bana hangi bilgiler verilmiş? Akşamları sokakta dolanan köpekler gün ağırmaya başladığında sahiplerinin yanına gider. Şimdi giden birileri var. Bu giden kim? Köpekler. Nereye gittiğini söylüyor. Sahiplerinin yanına gidiyor. Ne zaman gittiğini söylüyor. Gün ağırmaya başladığında 4 tane bilgi var. O zaman ögelerimiz bu. Giden kim? Akşamları sokakta dolanan köpekler. Bölmüyorum. Köpeklerle ilgili tüm kelimeleri alıyorum. Ne zaman gider? Gün ağırmaya başladığında gider. Nereye gider? Sahiplerinin yanına gider. Bana verdiği bilgiler benim aslında ögelerim. Nereye diye sordum. Sonu e ile bittiği için dolaylı tümleç. Ne zaman diye sordum. İki kelimeden oluştuğu için zarf tümleci. Kim diye sordum ya da ne diye sordum fark etmez. Özne. Bu kadar basit. Lütfen dikkat et. Şimdi yaptığınız başka bir yanlışa dikkat çekmek istiyorum. Öge bulurken, bak bunun da yüklemi sevgili öğrencim fiil. Gitmek bir fiildir, gitmek bir fiildir. Fiil cümlelerinde öge bulmak kolaydır. Sadece ne yapacaksın? Soruları aklında tutacaksın ve düzgün bir şekilde soracaksın. Fakat bu şekilde öge bulma eylemi isim cümlelerinde işe yaramaz. İsim cümlelerinde şu yukarıdaki 19 sorunun çoğunu biz kullanmayız. Kullanmamıza da gerek yoktur. Şimdi sana iki tane isim cümlesi göstereceğim. İsim cümlesi dediğin nedir diye soruyorsan bana şu sondaki kelime isim mi fiil mi diye bakıyorum. Adam isim mi? İsim. Adanmak diye bir şey yok. Değirmen isim mi? İsim. Değirmenmek diye bir şey yok. İsim cümlelerinde sen normal fiil cümlelerinde olduğu gibi tüm soruları kullanırsan
isim cümlelerini ögelerine ayıramazsın. Mesela nasıl diye sormaya kalkıyorsun. Hemen soralım. Adam nasıl adam? Orta boylu, geniş alınlı, yakışıklı adam. Buraya zarf cümleci yazma gereği duyuyorsun. Olmaz. İsim cümlesine nasıl diye sorarsan sıfat tamlamasını bulursun ve bunun hepsi yüklem olur. Dolayısıyla zarf cümlecini bulamazsın. E hocam ne yapacağız o zaman? İsim cümlelerinde mesela nesne zaten olamaz. Belirtisiz nesne de belirtili nesne de olamaz. Çünkü isimler nesne alamaz. Bak neredeyse 3 tane ögeyi sormaya gerek bile yok. Bazı soruların çoğunu sormaya gerek bile yok. Ne yapacağız? Şunu bileceğiz sevgili öğrencim. İsim cümleleri çoğu zaman sadece özne ve yüklemden oluşur. İsim cümlelerinde bize çok fazla bilgi verilemez. İsim cümlesinin doğası bu. Fiil cümlesinde bir sürü bilgi verirsin. O fiili kimin yaptığını söylersin, nerede yaptığını söylersin, ne zaman yaptığını söylersin, niçin yaptığını söylersin, ne ile yaptığını söylersin. İsim cümlesinde bu bilgileri veremezsin bana. İsim cümlesinde genellikle iki bilgi verirsin. Özne, yüklem. Ha hocam uğraşırsak olmaz mı? Olur tabii ki. Yani uğraşırsak bunun içerisine zarf tümleci, dolaylı tümleç de koyabiliriz. Ama soruları hazırlarken kimse uğraşmaz bununla. Dolayısıyla isim cümlelerinde senden istediğim şey şu. Bunları zihninin ikiye bölmesini iste. Zihninden de ki ya bana burada iki bilgi verilmiş ve bu iki parçayı bul diye zihnine komut ver. Diğer soruları kullanmana gerek yok. Ali orta boylu, geniş alınlı, yakışıklı bir adamdı. Şimdi bana burada iki tane bilgi verilmiş. Ali bilgisi verilmiş. Ali kimdir? Orta boylu, geniş alınlı, yakışıklı bir adamdır. Bitti hocam. Özne, yüklem. Bak isim cümleleri o kadar tuhaf ve ilginçtir ki soruyu yükleme bile sormadım. Özneye sorarak yüklem buldum fark ettin mi? Çünkü isim cümlelerinde canımız istediği zaman özne ile yüklemin de yerini değiştirebiliriz. Şimdi ikinci cümlede de yapacağım. Burası demiş köye bir hayli uzak eski mi eski bir su değirmeniydi. Burası neydi? Köye bir hayli uzak eski mi eski bir su değirmeniydi. Özne, yüklem. Verilen bilgiyi ikiye bölmeye çalış isim cümlelerinde. Yani ÖSYM bana şöyle bir soru da sorarsa sevgili öğrencim bak biraz kafayı çalıştır. Hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur diye sorduysa ÖSYM cevaptaki cümle genellikle %99 isim cümlesi olur. İsim cümlelerinin bu özelliği yüzünden bu pratik bilgiyi de lütfen unutma. Şimdi ne yapalım? Son 3 yılda sorulmuş, daha doğrusu son 3 sınavda sorulmuş öge sorularına seninle birlikte hızlıca bakalım. Bu cümlenin ögeleri sırayla aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ben öge çözerken hiçbir zaman tüm ögeleri bulmuyorum. Ben çözerken ipuçlarından faydalanıyorum. Kafam hem karışmamış oluyor hem vakit kaybetmemiş oluyorum. Lütfen sen de yaparken böyle yapmaya alış. Şimdi geldim, yüklemimi buldum, götürürdü yüklem hocam. Şimdi bir özneyi bulmak isteriz her zaman önce. Kim götürürdü? Babam götürürdü. Bakın özne ilk sırada değil. Buna lütfen dikkat et. Bu bir ipucudur. Dolayısıyla Bursa gider, Edirne gider. Hemen silerim. Peki özneden önceki kelimeye bakalım. Ben 11 yaşındayken babam götürürdü. Ne zaman götürürdü? Ben 11 yaşındayken. Zarf tümleciyle başlayıp özne ile devam eden bir cümle var elimde. Zarf tümleciyle başlamış nesne var, sildim. Zarf tümleciyle başlamış özne var, olabilir. Dolaylı tümleçle başlamış, sildim. Özneyi zaten silmiştim. Cevabım Ceyhan. Diğer ögeleri bulmaya ihtiyacım var mı? Yok. İpuçlarından faydalan. Ögeler çok hızlı çözülebilen sorulardır. İlla çözmek istiyorsan bak çözdük. Belirtili nesne. Neresi hocam bunun belirtili nesnesi? Beni götürürdü. Kimi götürürdü? Beni. Son harfine dikkat et. İ harfi var. Sorduğun soruda İ harfi varsa bulduğun cevapta da İ harfi vardır. Sorduğun soruda E harfi varsa bulduğun cevapta da E harfi vardır. Beni nereye götürürdü? 3 sinemanın bulunduğu Şehzadebaşı semtine. Gördün mü E'yi? Gördün mü İ'yi?
bu ipuçlarını kullanmaya alışacaksın, öğreneceksin. Peki ikinci soruya geçiyorum. Bu sefer tersten sormuş. Benim tamamlamamı istiyor. Eksik vermiş. Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa öge sıralaması, özne, zarf tümleci, yer tamlaması yüklem olur demiş. Bu gibi sorularda ögenin bir tanesini bize zaten verdiğini lütfen unutma. Bana ilk ögeyi zaten vermiş, özneyi zaten vermiş. Bak şurada da bir virgülüm var. Bu virgül de özneyi ayırma görevinde. Özneyi zaten verdiğini lütfen unutma. Özneden sonra ne lazımmış? Zarf tümleci. Geliyorum Adana'ya. Çeşitli gazete ve dergilerde diyor. Bak de ile bitti. De ile bitiyorsa neredeye cevap verir? Dolaylı tümleci. Dolayısıyla Adana benim cevabım olamaz diye siliyorum. Devam ediyorum. Özneden sonra zarf tümleci lazım. Daha ilk zamanlarında. Ne zaman? Daha ilk zamanlarında. Oldu. Olduysa devam et. Özneden sonra zarf tümleci, zarf tümleciden sonra yer tamlayıcısı, sonra da yüklem lazımmış o zaman bana. O zaman bakalım Romanya'daki edebiyat çevrelerinde. Nerede? Romanya'daki edebiyat çevrelerinde. Dolaylı tümleci de buldum mu? Buldum. Geldim yükleme. Fırtınalar kopardı. Hocam burada yüklem koparmak mı, fırtınalar koparmak mı? Bunu nasıl anlayacağız? Çok kolay. Yapılan eylem koparmak mı, fırtınalar koparmak mı diye düşüneceğiz. Ne demek bu? Yani gerçekten koparma eylemi mi yapılıyor yoksa mecazi bir anlatım var mı diye düşüneceğiz. Fırtına kopartabileceğin bir şey mi senin? Değil. İp koparmak olsaydı o zaman biz kopardığı yüklem alabilirdik. Şimdi bu kitap mıydı bu? Kimdi bu? Bu yazar fırtınalar koparmış edebiyat çevresinde. Yani karmaşa yaratmış, çok heyecanlanmış herkes gibi. Çok beğenmiş herkes gibi bir anlam katıyor. Dolayısıyla sen bu mecaz anlamı katan kelimelerin hepsini dahil edeceksin. Yüklem olarak alacaksın. Bursa'yı da ne yapacaksın? İşaretleyeceksin ve benimle birlikte son soruya geleceksin. Diğer bölümlerde olduğu gibi son soruyu sana ödev olarak vereceğim. Sınava girmeden önce mutlaka bir adet çıkmış soru çözmelisin. Ama işini kolaylaştırıp vereceğim bu ödevi. Bak şimdi özne, nesne, yer tamlacısı yüklem demiş. 5 tane cümle vermiş. A'dan başlayıp tek tek 5 cümleyi de ögelerine mi ayıracağım? Hayır. Dakikalarca sürer bu. O zaman yüklemin yanında yer tamlacısı varmış. Gidip ne yapmam lazım? Yüklemin yanındaki kelimelerin son harflerine dikkat etmem lazım. Al sana ödev verecektim ama cevap anahtarını silmeyi unutmuşum. O zaman gel seninle birlikte çözelim. Çünkü şurada cevap anahtarı net görünüyor. Hadi ödevden kurtuldun, gel birlikte çözelim. Yüklemin yanında ne lazımmış? Yer tamlayıcısı lazımmış. Mesela bulaşmasıyla başladı. Burada la var. La. La ne demek hocam? Bulaşmasıyla ilenin bitişik halde yazılmış olması. İlenin bitişik halde yazılmış. Burada ile var. Dolayısıyla dolaylı tümleç olamaz. Dolaylı tümleç için E'ye, D'ye ya da D'ne ihtiyacım var derim. Adana şıkkını elerim. Tek tek öge bulmam. Geldim Bursa'ya. Yediler hocam benim yüklemim. Dur Bursa şurası. Ulaştı hocam benim yüklemim. İlçeye bu olabilir. Bunu elemeyeceğim. Duracak. Geldim Ceyhan'a. Yüklemim yediler hocam. Neyi yemişler? Yemeği yediler. Sonu i ile bittiği için belirtili nesne olabilir. Dolaylı tümleç olamaz. Eledim. Geldim Denizli'ye. Yansımaları karşılamıştı. Bunun sonu da i ile bittiği için nesne olabilir. Bunu da eledim. Geldim Edirne'ye, içinde barındırılıyordu. Bu da olabilir. Bak, iki tane şıkka indirdim. Ya Bursa olabilir, ya ne olabilir? Edirne olabilir. Buradan sonrasını ne yapacağım hocam? Buradan sonrasında ben şunu yaparım. Yer tamlacısının yanında ne var? Belirtili nesne var. Dolayısıyla sonu i ile biten bir şeye ihtiyacım var. Neyi barındırıyormuş? Bak, renkleri diyor ya, şurada i'yi gördüm. Dolayısıyla Edirne der, işaretlerim. Sen kalan ikisini istersen tamamıyla çöz. Sağlama yapmak için. Ama benim şurada i'yi görmem ve d'yi görmem bu soruyu çözmem için yeterli derim. Edirne'yi de senin ödevinde seninle birlikte çözmüş olduk. Üçüncü bölümde bitti sevgili öğrencim. Beğenmeyi, takipte kalmayı ve en önemlisi hoşça kalmayı unutma. Hoşça kal.